Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışını, yəni özəl buraxılışını son dərəcə bizim üçün, Azərbaycan türkləri üçün, eyni zamanda bütün dünya türkləri üçün müqəddəs bir məkandan sizə təqdim edirik, Şəhidlər Xiyabanından. Şəhidlər Xiyabanına bugün soydaşlarımız gəlib, Türkiyədən İstanbul-Azərbaycan Kültür Evi bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir və biz soydaş proqramında İstanbuldan gələn soydaşlarımızı məhz Şəhidlər Xiyabanında eşitmək istəyirik və az sonra onların şəhidlərimiz haqqında, Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhid olan öz soydaşları haqqında düşüncələrini sizə təqdim edəcəyik. Müsahibim İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin başqanı, Azərbaycan davasında öz yeri, öz dəstəxətdi olan hörmətli abimiz Hikmət Elbdir. Hikmət bəy, Bakıda sizi bir daha salamlayırıq. Öz vətəninizdə xoş gördük sizləri. Bugün soydaş proqramını çox özəl bir məkanda təqdim edirik. Şəhidlər Xiyabanında, bizim üçün müqəddəs olan bir məkanda. Təbii ki, sizin də deyəcək sözləriniz var. Soydaş proqramının izləyicilərinə bu müqəddəs məkandan sizi eşitmək istəyirik. Evet, öncəliklə xoş gördük. Nə vaxt bura gəlsəm, dəfələrlə buraya gəlmişəm. Hər gəldiyim zaman da ayrı-ayrı duyğular yaşayıram. Buranın ən önəmli olan tərəfini söyləyim. 20 yanvar, Qarabağ, hatta 1918-ci ildəki Anadolu'dan gələn, Azərbaycana qardaş köməyinə gələn Qafqaz İslam ordusunun şəhidlərinin qucaq-qucağa yatdığı yer məni çox duyğulandırır. Və bundan öz yerində inanıram ki, bu Anadolu Türklüyü ilə Azərbaycan Türklüyü arasında da önəmli bir qaynaşmanı, bütünləşməni, körpünü sağlayan əbədi bir görsəl və ruh anlamında yaşanan bir duyğudur. Təbidir ki, burada bizim amacımız da zaten İstanbul'da ya da Türkiye'de yaşayan Azerbaycan kökenli Türklerin dışında bir de Anadolu Türklüğü var ki gelip burada bu duygunu onlar da yaşasınlar. Ve Türklüğün Azerbaycan ya da Anadolu coğrafyası olmayacak. Milli bir ruh yaranması, kültürümüzün, medeniyetimizin de bütünleşmesi adına elimizden gelen o misyanı taşımaya çalışırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin xətti ilə Bakıya təşrif buyuran soydaşlarımızın hal-hazırda əhatəsindəyəm və bir daha təkrar edirəm ki, soydaş proqramı bugün çox özəl bir məkandan olduqca bizim üçün, istər Azərbaycan türklüyü üçün, istərsə də dünya türklüyü üçün olduqca müqəddəs olan Şəhidlər Xiyabanından, Bakının Şəhidlər Xiyabanından təqdim edir. Təbii ki, soydaşlarımızın bugün deyəcək sözləri var, onları eşidəcəyik. Azərbaycan onlar üçün nə önəm kəsb eləyir? Bakıya gəldikdə duyğuları nədir? Şəhidlər Xiyabanına gələrkən duyğuları nədir? Onların öz dilindən eşidək. Xoş gəldiniz. Xoş bulduq. İstanbuldan gəlmişəm, Azərbaycan Kültür Evindən. Qars doğumluyam, adım Zərgün Çapan. Ya dedələrimdən, babalarımdan hep eşitdiyim ata yurdum. Yıllarca ya özləmlə yaşadım, bir Azərbaycana gedim, onların yaşadığı bu şəhərləri görüm. Hep içimde ıxtaydı, yani buraya gelmeyi çok arzuluyordu. İkinci kez geldim, çok duygulandım. İşte her zaman atalarımın izinden gitmeyi düşünürüm. Şehitlerimizi gördüm, şu an çok duyguluyum, çok duygulandım. Haksız etnik soykırımlara her zaman karşıyım. Orada vahşet uygulanmıştır. Yani ben bunu kesinlikle reddederim. Burada soykırım burada olmuştur, yani Hocaalı'da olmuştur. Onların hep yanındayız. Türkiye olarak, ben Azerbaycan Kültür Evi olarak da bu desteğimizi veriyoruz. Şehitlere rahmet diliyorum. Duygum, yüreğim hep Azerbaycanlı Türklerledir. Teşekkür ederim. Zeynep Demirel, Iğdır doğumluyum. Balıkesir'de yaşıyorum. Ben de bu ekibe katıldım. Katılma nedenim atalarımın yurdu. Dedemin, ninelerimin anlattıklarını burada yaşıyor gibiyim. Yani arkadaşımın da dediği gibi çok yoğun duygular içindeyiz. Yapılan katliamlar, o gencecik insanlar, bir soykırım manzarası var daha doğrusu. Acaba şimdi kendimi yargılıyorum, bir insan olarak görevimi yerine getirdim mi? Atalarıma olan borcumu acaba ne kadarını yapabilmişim? Çok yoğun duygular içerisindeyim.
Teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ın yanındayız her zaman. Türkiye'den geldim. Türkan Kurtoğlu ismim. Zaten ismimden de belli. Ben ülkeme de, Azerbaycan'da bizim bir ülkemizin bir parçası, çok düşkünüm. Burası bizim ata baba şehrimiz. Babam anlatırdı ama biz okullarda filan okuduğumuz için o zamanlar pek gelme imkanımız olmadı. Özlemini, hasretini çok çekti. Asıl benim duygulanma zamanım Azerbaycan havaalanından girişte başladı. Kendimi tutamadım gerçekten. Her zaman Azerbaycan'ın duygularıyla, sevgileriyle doluyuz. Onların yanındayız. Onların bütün dertlerini paylaşıyoruz. Ama şimdiye kadar gelmediğimde gerçekten çok üzgünüm. Bütün Azerbaycanlılara sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Adım Figen Arpaçay. Kafkasyalıyım ama eşim Azeri olduğu için bu kültüre de hiç uzak değilim. Çok duygulandım buraya geldiğimden beri. Kendimi öz vatanımda hissediyorum. Şehitlerimize, Kafkas İslam Ordusu şehitlerimize, 20 Ocak şehitlerimize ve Azeri şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepimiz kardeşiz, özellikle bugünlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan bugünlerde ellerimiz, kucağımız Azeri kardeşlerimize her zaman açık. Hepsine sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Benim adım İsmail Arpaçay. Kars'ta doğmuşum. Atalarım Azerbaycanlıydı. Şimdi Azerbaycan'a bu benim ilk seferimdi. Ancak bu ilk seferimde Azerbaycan topraklarına ayağım ilk değdiği dakikadan itibaren çok hisliyim. Çok duygularım çok kabarıktı. Ama şimdi bulunduğumuz mekandan bir şey demek isterim. Türkiye'de bir şairin sözü var. Bu sözü tekrar etmek isterim. Deyir ki, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih uğrunda, onun yolunda özünü tarihe verenlerindir. Şimdi bu sözün üstüne Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin bir sözü daha var. Deyir ki, bir kere ucalan bayrak bir daha inmez. Biz bu bayrağın bir daha inmemesi için her zaman dua edeceğiz. Her zaman canımızla, kanımızla Azerbaycan'ın yanında duracağız. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi özümüzden hiç ayırmadık. Biz Türkiye'de yaşayanda, ben Türkiye doğumlu olmakla birlikte, Türkiye'de yaşayanda toyumuzda da, yasımızda da, cenazemizde de, eğitimimizde de, her şeyde öz dilimizi öğrenmiştik. Azerbaycan topraklarına gelende en çok hissettiğimiz şeyler atalarımızdan, dedelerimizden işittiğimiz şeylerdi. Bizim Azerbaycan'dan, Azerbaycan devletinden, Azerbaycan hükümetlerinden bir tane talebimiz var. O talebimiz de şudur. Biz Azerbaycan vatandaşlığı hakkını isteyirik. Bu vatandaşlığın bizim hakkımız olduğunu düşünürük. Deyirik ki, biz evet Türk vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Ancak biz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip vatandaş olmaya talep etsek, onların istedikleri koşulları sağlayabilirsek, onlar bize derler ki buyurun Amerikan vatandaşı olun. Ancak bir and içeceksiniz Amerikan vatandaşı olmak için. O anda aykırı bir şey yapsanız sizi vatandaşlıktan çıkarırlar. Biz Azerbaycan vatandaşı olmakla Azerbaycan'dan pul istemedik, hiç zat istemedik. Bizim Azerbaycan'dan bu bağımızın bir hak olduğunu düşünürük. Bu hakkımızın da Azerbaycan devletinin belirleyeceği, tespit edebileceği kurallarla bu vatandaşlık hakkının dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycanlılara, o vasıfları taşıyan Azerbaycanlılara verilmesi en büyük dileğimizdi. Bu da hakkımızdı zaten. Biz bir hakkı talebeliydik Azerbaycan devletinden. Bunu Azerbaycan devletine de, Azerbaycan devletinin başçısı İlham Aliyev beyefendiye de çattırırsanız çok çok güzel olur. Öncelikle herkese selam getirdim Türkiye'den. Benim adım Mehmet Zafer Astım. Kars doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ata topraklarıma ne yazık ki atalarımın kurşun zoruyla, yani gönderilmiş olduğu topraklara Allah'a şükürler olsun ki uçakla gelebildik.
Çok mutluyum burada olduğum için, bu insanları gördüğüm için, bu ülkenin bu şekilde geldiğini gördüğüm için gerçekten çok beğendim ve çok hoşuma gitti. Ayrıca en çok hoşuma giden mesele de burada bir devlet, iki devlet, bir millet denir. Bak bir millet burada da. Azeri Türkleri ve Türkiye Türkleri bir arada, şehitlerimizin hepsi bir arada. İnşallah devletlerimiz de ebediyen hep birlikte olacak. Var olsun Azerbaycan, var olsun Türkiye. Sağ olun. Yani sadece o meydana çıkmaktaki arzusu bir gaspın, bir haksızlığın önünü kesmek. 88'den beri 90 yılına kadar durmadan işte Ermenistan'da, ki Ermenistan dilim varmıyor söylemeye, Batı Azerbaycan coğrafyası, orada kalanlarını, o güne kadar gitmeyip direnip kalmak isteyen, yurdumdur deyip kalmak isteyenlerin sürülmesiyle başlayan davranın 1990 yılında artık had safhaya çıkmış. Onlar sürülmüşler. Karabağ Sovyetler Birliği tarafından işte Ermenistan'a dahil edilme kararı verilince bu patlama noktası oluyor. İnsanlar artık bu noktada, bu bir milliyetçilik değil. Bu bir faşizanlık değil daha doğrusu. Bu sadece haklı isteklerini, halkının duygularının ifadesidir. Ve bunu gasp edemezsiniz diyor. Yıllardır zaten gasp ettiniz, 100 yıldır gasp ettiniz, 200 yıldır gasp ettiniz. Yeter artık dediği noktaydı. Ben aynı zamanda Azerbaycan'ın gurur abidesi olduğumuz bu şehitliği. Yani bu bir matem değil. Bugün Azerbaycan'ın gerçekten devlet olmasında en önemli harçtır. Milletimizin buradaki varlığında en önemli harçtır ki bunlar bu millet adına ölmeyi bildirir. Büyük Azerbaycan şairi Bahtiyar Vahapzade'nin unutulmaz mısralarıyla sözlerimi noktalamak isterim. Burada Azerbaycan'ın ve öz dilimizin ne kadar kıymetli olduğunu bilmek bizim açımızdan çok önemlidir. Öz dilimizi unutmamak, öz medeniyetimizi unutmamak uğrunda biz hemşe öz dilimizi danışmışız, öz dilimizi bilmişik, öz dilimizi yaşatmışız. Bunda bizim öz analarımızın, o savatsız deyilen analarımızın çok büyük gayreti var. Bahtiyar Vahapzade bu şiirinde deyip ki, savatsızdır, adını da yazabilmir benim anam. Ancak mene say öğretip, ay öğretip, İl öğretip, en vacibi dil öğretip benim anam. Bu dil ile tanımışam hem sevinci hem gami. Bu dil ile yaratmışam her şiirimi nağmeni. Yok, ben heçem, ben yalanam. Kitap kitap sözlerimin müellifi benim anam. Anam namaz üstte el açıp göğe, Allah'a yalvarır ya Rabbim diye. Sensen halk eleyen bu yeri göğü, candan şirin olur bala ay Allah. Sen benim ömrümden kesip illeri, balamın ömrüne cala ay Allah. Bunu diyen anam, mene öz dilimi, öz sayımı, öz ilimi, öz günümü öğretmişti. Öz toyumu, öz töremi öğretmişti. Mene Azerbaycan yemeklerini pişirmişti. Bundan Azerbaycanlı olmakla fəxr elədiyimi hiss elədim. Bu topraklara gelenden beri inanın dilim tutulmuş kimidi. Elə bilirəm lalam. Çok hislerim çok yoğundu. Azerbaycan uğrunda onu da bilirəm ki en büyük problemimiz Qarabağ problemidir. Biz bu problemin kahraman Azerbaycan ordusunun altından kalkabileceği bir problem olduğunu düşünürük. Çok kısa sürede çok kahramanca savaşarak bir gün Qarabağ topraklarını azat edeceğine inancımız tamdı. Bütün Türk dünyasının, bütün Türkiye'de yaşayan halkın, kardeşlerinizin, hususiyetle Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların buna inancı tamdı ve hepimiz sabırsızlıkla bunu bekliyoruz.